hatırlatalım. Şimdi programı kapatırken hazır giyim tekstil tarafında biliyorsunuz özellikle sunumlar, paneller devam ediyor. 14. İstanbul Hazır Giyim Konferansı moda yeniden kodlama temasıyla düzenlendi. Bu haberle veda edelim. Hoşçakalın. 14. İstanbul Hazır Giyim Konferansı'na hoş geldiniz. 14. İstanbul Hazır Giyim Konferansı Recoding Fashion modayı yeniden kodlamak temasıyla düzenlendi. Etkinlik bloomberg.com ana sayfa sürmanşet alanında ve business.ht sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Açılış oturumunda konuşan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, Türkiye'nin ana ihracat pazarlarındaki toparlanmanın talebe etkisini vurguladı. En önemli ihracat pazarlarımız Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hızlı toparlanmanın etkisini sahada hissediyoruz ve görüyoruz. Toparlanma, büyüme ve sektörümüzün tüm değer zincirini ve paydaşlarına yansımaya başladı. Evet. Özellikle hazır giyim ihracatında bu yıl 20 milyar doları, tekstil ham madde ihracatında 12 milyar doları aşacağımızı öngörüyoruz. İki sektörümüzü bu arada topladığımız zaman da ülkede ihracat şampiyonu olduğumuzu söyleyebiliriz. Büyük ölçekli kapasite yatırımlarını yapmamız gerekiyor. Öte yandan sürdürülebilirlik ve dijitalleşme ile ilgili e-ticaret ve pazar yerleri arasındaki düzenleme ve eğilimlere uyum sağlama konusunda bir takım desteklere ihtiyacımız var. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Dikmen, ABD Serbest Ticaret Anlaşması'nın ihracat kapasitesini arttıracağını, yeşil enerjinin temel öncelikli hale geleceğini söyledi. Mevcut üretim kapasitemizi biraz önce Ramazan Başkan'ın dediği gibi arttırmamız gerekiyor. Çünkü bir talep söz konusu ve bu talebin devam edeceğini de öngörüyoruz. Orta vadede 4 milyon tonluk bir kapasite arttırımı söz konusu. Ama bununla beraber otomasyon, dijital altyapı ve akıllı sistemleri kurmalıyız. Ve kapasitenin yanı sıra katma değerli üretimimizi de arttırmalıyız. Sürdürülebilirlik uyumu ve AB Yeşil Mutabakatı kapsamında sınırda karbon düzenleme mekanizması diğer dönüşüm dinamiğimizi oluşturuyor. Bu kapsamda karbon emisyonlarını azaltmak, enerji verimliliğini arttırmak, yeşil enerji, daha az su tüketimi ve dönüştürülebilir malzeme kullanımı temel önceliklerimiz haline gelecek. İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, giyimin ham maddesi olan pamuk fiyatlarındaki artışın diğer fiyatlarda çarpan etkisi yaptığına da dikkat çekti. Tekstil tarafında, tekstil ve ham maddeleri tarafında ortalama ihracat fiyatımız 4,5 dolar seviyesindeyken Arge merkezi sahibi olan firmalarımıza bunu 10 dolarlara çıktığını görüyoruz ortalama. Yatırımlara ihtiyacımız var. Özellikle tekstil tarafında da ham madde tarafında açıklarımız var. Şu anda dünyanın en çok ham madde ithal eden, başta pamuk olmak üzere ülkelerinden biriyiz. Birim fiyatların da çok arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Bugün pamuk tekrar tarihi bir zirve yaptı. 110 sentleri geçti libre fiyatı ki sektörün ana ham maddesi ve çarpan etkisi yapıyor. Yani pamuktaki artış öncelikle ipliğe, kumaşa ve hazır giyime yansıyor. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, pandemi ile birlikte hazır giyim sektöründe beklenenden hızlı değişim yaşandığını belirterek İstanbul'un moda merkezi Anadolu'yu üretim üssü yapabiliriz dedi. Üretim yaparken çevreye en az zararla ne şekilde ürettiğimizi ortaya koymamız lazım. Yani Türkiye'nin üretim yaparken doğal kaynakları kullanmak gerekiyor artık. Çevreye zarar vermeden, çevredeki kaynakları kullanmadan böyle bir üretim yapısına geçmesi gerekiyor Türkiye. Ki bununla ilgili de özellikle devletimizin ortaya koymuş olduğu teşvik politikaları ile beraber üretimin çoğunu Anadolu'ya doğru göndermeye çalışıyoruz.